İki adam geldi. Yüzleri kapalıydı, göremedim. Paramı istediler. Paranı istediler. Muğla'da? Eğer şirketle ilgilenmek içinizden gelmiyorsa belki de onu satmayı düşünmelisiniz. Satmak mı? Bütün fabrikayı mı? İşler daha da bozulmadan karar verirseniz masada pazarlık gücünüz artar. Bence bunu bir düşünün. Sana o çocuktan uzak durmanı söylemiştim. Beni dinleyecektin Sedat. Ben hiçbir şey yapmadım. Kendisi istedi. Kasada 4 ayrı parmak izi saptadık. Bunlardan biri sizin Ethem Bey. Diğeri de sizin. Üçüncüsü Kerim Bey'in. Kerim parmak izi verdi mi? Karakola gidip verdi sonra. Gerek yok dedim ama ısrar etti. Peki dördüncüsü? Dördüncüsü de Okan adlı çalışanınızın. Sen hangi hakla gidip benim bütün özelimi el halime döküyorsun ha? Kim dedi sana gidip bir bir anlat diye? Vildan. Ben senin iyiliğini düşündüğüm için yaptım. Ben kendi iyiliğimi düşünürüm abla. Sizin saygısızca hayatıma burnunuzu sokmanıza ihtiyacım yok, anladın mı? Sen kendi işine bak abla. Benim hayatıma da karışma. İyileşir iyileşmez bu evden gideceksin. Bundan sonra fabrikada çalışmak da yok. Ben de çok meraklı değilim orada hammallık yapmaya. Onlar şu anda burada olmasa... Sen benimle yine de boşanmak isteyecek miydin? Senin annen, ablan bana neler yaptı görmedin mi? Seninkiler melek de, benimkiler sorun öyle mi? Ben sana ikimizin ailesinde de hata var diyorum. Beni sinir etme. O yüzden buradayız. Sadece sen ve ben. Sadece şunu söylemeye geldim. En kısa zamanda iş bulup sana borcumu son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Zorunlu olmasam yapmazdım. Ama mecbur kaldım. Yakında evinden de çıkacağım. Ben de hakkın kalsın istemem. Hadi eyvallah. Eğer Reyhan da çok istiyorsa... kısa bir süreliğine ayrı eve çıkabilirsin. İstersen bizim yeni evi kullanın. Ya da ne bileyim... yani hangisini istersen artık. Ama en fazla 3 yıl içinde seni konağa geri istiyorum. Sen benim oğlumsun. Benim için bu evin direği sensin. Anlaştık mı? Hı? Biliyorum. Biraz kafanız karışacak ama... ben Emirhan'la yeniden denemeye karar verdim. Bunu sizin de bilmenizi istedim. Bu adamla birleşmek için şu kapıdan çıkarsam bir daha dönme Reyhan. Ama baba, ne diyorsun? Anne, baban haklı. Kararını ver kızım. Ya Emirhan ya biz. Sen ne diyorsun? Ne dediğim ortada. Biz seni daha fazla üzmelerine seyirci kalacak değiliz. Eğer sen üzülmekte, acı çekmekte ısrarcıysan... Emirhan'a gidebilirsin. Ama bizi unut. Baba. Annen haklı. Bundan sonra o adamın adı bile bu evde geçmeyecek. Reyhan'la ayrı ev meselesini ne zaman konuşacaksın? Bugün konuşurum baba. Ne ayrı evi bu? Reyhan'la kısa bir süre bizim Akyaka'daki evde kalacağız. Babacığım, seninle biraz konuşabilir miyiz? Yalnız. Git sen. Ben gidiyorum. Siz konuşun.
Söyle Şükran. Çocuk doğduktan sonra Kerim'le biz de ayrı eve çıkmak istiyoruz. Bizim de kendimize ait bir düzenimiz olsun. Nasılsa artık herkesin konakta kalma zorunluluğu yok. Bir daha böyle bir şeyi benimle konuşma Şükran. Kimse bu evden gitmeyecek. Emirhan çıkıyor ama. O geri gelecek. Sen inanıyor musun onun geri geleceğine? O kız ne yapar ne eder Emirhan'a ikna eder. Sen de biliyorsun baba. Ben onlara eve dönüş zamanını söyledim. Geri dönecekler. Ha. Bunun dışında da bu evden başka kimse çıkmayacak. O kadar. Ethem. Ne oluyor? Kahvaltı yapmayacak mısın? Siz yapın. Benim iştahım yok. Fabrikaya gidiyorum. Ah, baba. Efendim kızım. Senden bir ricam olacaktı. Söyle. Baba, bizim vakıftan yardım istemeye gelen bir kadın var. Çok zor durumda. İşi yok, parası yok. Ona fabrikada bir şey ayarlayabilir misin? İhtiyacı var. Bana gönder bir bakalım. Sağ ol baba. Baba? Hı? Sen iyi misin? İyiyim. Hoşça kal kızım. Şükran, bir tutturdun ayrı ev diye. Böyle bir şeyin olmayacağını bilmiyor musun? Neden babanı çileden çıkarıyorsun kızım? Ne batıyor sana bu koca konakta? Rahatın yerinde değil mi? Reyhan Hanım'ın rahat yerinde değil miydi anne? Elin kızı ta İstanbullardan kalkıp geliyor. Bütün evin düzenini değiştiriyor. Kimsenin sesi çıkmıyor ya. Hiçbir şeyin değiştiği yok. Emirhan geçici bir süre dışarıda kalacak, o kadar. Tamam. Ben de geçici bir süre kalayım. Emirhan dönerse ben de dönerim. Bu evde paşamın her şeye hakkı var. Benim yok. Öyle mi anne? Ben ayrı eve çıkacağım. O kadar. Bu evde beni kimsenin ciddiye aldığı yok. Yine ne oldu Şükran? Daha ne olsun Kerim? Ayrı eve çıkmak istediğimizi söylüyorum. Ne annem ne de babam dinliyor. Bu da nereden çıktı şimdi? Duymadın mı? Emirhan Bey ve karısı Reyhan Hanım ayrı eve çıkacaklarmış. Babam böyle bir şeye izin vermez. Vermiş bile. Şükran, öyle olsa bile bundan bize ne? Vallahi sen beni çıldırtacaksın bir gün Kerim. Ne demek bundan bize ne? Bizim neyimiz eksik? Biz neden ayrı bir eve çıkamıyoruz? Böyle bir isteğin olduğunu bile bilmiyordum Şükran, biliyor musun? İstiyorum tabii. Ben ne anlatıyorum sabahtan beri sana? Ben de kendi hayatımı yaşamak istiyorum artık. Kocamla, çocuğumla ayrı bir evim, ayrı bir düzenim olsun istiyorum. Bu kadarına bile hakkım yok. Söylesene. Şükran, babam ayrı eve çıkmamıza asla izin vermez. Vermiyor zaten. Neden? Çünkü gerçek çocuğu Emirhan. Biz sadece üveyiz. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Önünde sonunda biz de ayrı eve çıkacağız. İyi günler. İyi günler. Ben kapıdaki ilanı gördüm de. Tam olarak ne arıyorsunuz? Hem servise hem de temizliğe yardım edecek birini. Peki ücreti nedir? O zaman ben geldim. İlanı kaldırabilirsiniz. İyi bakalım. Adın ne senin? Okan. Ben de Çetin. Buranın sahibiyim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Duydun değil mi Pınar? Ya Emirhan ya biz dediler ya. Ya bu benim hayatım. Ne biçim tehdit bu? Hayatım, onlar da seni korumaya çalışıyor. Ben kendimi koruyabilirim. Tamam. Bir sakin ol.
Bir nefes al. Onları kırmadan barışmayı kabul ettirmenin bir yolu olmalı. Heh. İstersen Emirhan gelip konuşsun. Heh. İyice birbirlerine girsinler. Olmaz. Ya o konuşursa ipler tamamen kopar. O da doğru ya. Bunlar ne yapacağım ben ya? Ay canım. Kızın üstüne fazla mı gittik Hasan? Ona böyle bir rest lazımdı Şengül. İyice başına buyruk oldu. Hasan. Yine mi gözlerim bulandı? Geçti geçti. Kaç haftadır oluyor bu Hasan. İnat etme de bugün doktora git. Gözlük falan versinler. Çekme bu sıkıntıyı. Tamam tamam. Ama sabahtan mal gelecek. Ancak öğleden sonra rahat olabilirim. Tamam. Biz gelir bakarız dükkana. Hadi. Hadi hayırlı işler. Gömülmüşsün yine kağıtların içine. Şirketin son durumunu inceliyorum. Durum pek iç açıcı değil. İşleri bayağı sarsaklamışım. Allah aşkına beni dinle İbrahim. Boş ver artık hesap kitap yapmayı. Şirket için yapılan teklifi değerlendir. Sat her şeyi. Yapma Nisa. O kadar kolay mı bu kararı vermek? Yılların emeğini bir çırpıda elden çıkarmak olacak iş mi? Ya kaybettiklerimiz İbrahim? Ya gözden çıkardıklarımız? Kızımız, torunumuz. Onları kaybetmek kolay mıydı? Yeter Nisa. Sanki olanlar benim suçummuş gibi konuşuyorsun sürekli. Öyle demek istemedim. Sadece yaşadıklarımızın acısına katlanamıyorum artık. Bir an önce buradan gitmek istiyorum. Gideceğiz Nisa. Gideceğiz. Sana söz veriyorum. Şu mahkeme bir bitsin. Her şey senin istediğin gibi olacak. Yine mi mahkeme? Ablanın fikrini bu mahkemeyle bozdun. Mahkeme olunca ne olacak? Kızımız, torunumuz geri mi gelecek? Ha, ne olacak? Ölü gibi sesin. Ben yokum diye mutsuz uyandım tabii. İyiyim canım. Reyhan, iyi değilsin sen. Ne oluyor? Konuştun mu sizinkilerle? Bunu yüz yüze konuşalım olur mu? Reyhan, kötü bir şey mi var? Yüz yüze konuşalım Emirhan. Yarım saat sonra cennette buluşalım, tamam mı? Tamam. Abla. Bırak gideyim de bir yol konuşayım şu namussuzla. Laftan anla bir kız. Bekleyeceğiz dediysen bekleyeceğiz. Bak dün gece bir yere çıktılar mı? Çıkmadılar. Ama bu gece kesin çıkacaklar. Onları suçüstü yakalayacağız da ne olacak abla? Her şey ortada işte. Mektubu okumadık mı birlikte? Daha neyi göreceğiz Allah sen ya? Bu deyusları böyle kıskıvrak yakalayacaksın ki kıvıracak yerleri kalmasın kız. Yoksa yılan gibidir bunlar. Sen tam tuttum derken elinden kayıp giderler maazallah. Sen niye böyle konuşuyorsun ki abla? Mektup Mehmet'in cebinden çıktı. Aliksan abinin bunda kabahati ne? Kabahati olmaz mı kız? Yılanın büyüğü benimkisi asıl. Mehmet kurban sadece. Körle yatan şaşı kalkar bir yerde. Vallahi ben şaşıma şey anlamam abla. Bildiğim bir şey varsa o da bu bıçakla Mehmet'in gözlerine vuracağımdır. Anında buraya yazıyorum. Rüksel Hanım beni çağırtmışsınız. Kızlara söyle hep beraber Akyaka'daki eve gidiyoruz. Emirhan için hazırlanacak ev. Tamam mı? Tamam Rüksel Hanım. Anne sen Reyhan'ın oturacağı evi mi hazırlatacaksın? Hem de başında durup.
Orası Emirhan'ın oturacağı ev. Ben ne yapıyorsam oğlum için yapıyorum. Hadi sen geç kalma kızım. Peki. Size kolay gelsin. Sağ ol. Baba, buraya gelirken yol üstünde gördüğümüz arazi var ya. O büyük yer. Evet baba. 15 dönümmüş, araştırdım. Ve satılıkmış. Satılık ha? Çok güzel o arazi. Ben ilgilenelim derim baba. Siz ne dersiniz? Emirhan'la da konuşayım. Bir doğa görsün Kerim ha? Yalnız pek gecikmeyelim derim. Çünkü orası uzun süre boş kalmaz. Tamam, tamam. Alo, Emirhan. Acil bir durum var oğlum. Görüşmemiz lazım. Reyhan'la küçük bir meselemiz var baba. Onu halledip geleceğim. Çok geç kalma. Tamam, seni bekliyorum. İstediğiniz dosyaları getirdim Ethem Bey. Sağ ol kızım. Ha Pınar. Efendim? Reyhan ne zaman ayrılmayı planlıyor evlerinden? Onu ben pek bilemiyorum. Ne demek bilemiyorum? Bir karar vermedi mi kızım? Açıkçası ailesi Reyhan'ın evden ayrılmasına izin vermiyor Ethem Bey. Anladım. Sen çıkabilirsin. Reyhan. Nereye kızım? Dışarı. Onu görüyorum. Dışarı nereye? Biraz hava alacağım anne. Nerede? Anne, artık gardiyanlık mı yapacaksın? Çıktım ben. Geç kalma, merak etme. Görüşürüz. O valiz de Nisa. Ben gidiyorum İbrahim. Nereye gidiyorsun? Ne demek şimdi bu? Birkaç günlüğüne bir otele yerleşeceğim. Nereden çıktı şimdi bu otel? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Bir iki gün otelde kalacağım İbrahim. Orada seni bekleyeceğim. Eğer gelmezsen İzmir'e gideceğim. Sensiz. Senin ağzından çıkanları kulağın duyuyor mu Nisa? Sen kendin ne misin? Sana ulaşmak için her şeyi yaptım. Seninle konuşmaya çalıştım. Ama sen beni dinlemiyorsun bile. Aklını fikrini mahkemeyle bozdun. Umarım bensiz geçireceğim bu birkaç gün aklını başına getirir. Nisa! Bırak beni İbrahim. Ben kararımı verdim. Zorla tutamazsın. Senden cevap bekliyorum hocam. Hoşça kal. Nedir mesele? Ne dedi sizinkine? Karşı çıktılar Emirhan. Seninle barışmamı kesinlikle onaylamayacaklarını söylediler. Sen? Ben daha bir şey söylemedim. Söylemedin mi? Neden? Onları kırmak istemiyorum Emirhan. Kırmak istemiyorsun? Ben senin için bütün ailemi karşıma aldım. Şehrin yarısını düşman edindim. Boşuna mı yaptın bunları Reyhan? Zamana ihtiyacım var. Biraz daha zaman. Reyhan, artık bekleyecek gücüm kalmadı. Lütfen kararını ver. Bir an önce.
Beni biraz yalnız bırakır mısın? Siparişinizi getirmişti. Teşekkür ederim. Okan? Şaşırdın değil mi? Vallahi şaşırdım. Yani senin ne işin var burada? Çalışıyorum. İyi de sen babamlarla çalışmıyor muydun? Öyleydi ama oradan ayrıldım. Pek bana göre bir iş değildi. Ne yani? Bu sana göre bir iş mi? Değil tabii. Sadece geçici bir süre. Günü kurtarmak için. Anlarsın ya, cep harçlığı. Vallahi aslında pek anlamadım ama sen memnunsan mesele yok. Boş ver şimdi beni. Sen ne yapıyorsun? Vardarlık konağında işler nasıl gidiyor? Aslında bayağı hareketli. Emirhan konaktan taşınıp ayrı bir eve çıkıyor. Bizim Akyaka'daki eve. Bütün aile onunla meşgul. Desene aile fire veriyor. Neyse, seninle konuşmak güzel ama işe dönmeliyim. Sonra devam ederiz. Hadi iyi günler. İyi günler. İnşallah kendine uygun bir iş bulursun. Şüphen olmasın. İnsan umutlarıyla yaşar. Bazen sıradan olur her şey. Yas tutar kalbimi zaman zaman. Sebebi bellisiz. Bilmemişiz birçok şeyi. Esas olan gerçekliği. Bunları kırmadan bu işi çözmenin bir yolu olmalı. Belki yalan söylemişler. Yazık etmişler. Bu yaptığınızı size hiç yakıştıramadım. Ne yapmışım? Reyhan'ı içine düşürdüğünüz durum hiç hoş değil. Söz konusu olan onun mutluluğu. Bunu neden anlamıyorsunuz? Bizim anlamadığımız bir şey yok. Kızımın mutluluğunu benden daha fazla düşünemezsin herhalde. Madem onun mutluluğunu bu kadar çok istiyorsunuz, o zaman yolumuza çıkmayın. Kimsenin yolunuza filan çıktığı yok. Biz son sözümüzü söyledik. Kararı verecek olan Reyhan. Bu yaptığınız hiç adil değil. Ben söyleyeceğimi söyledim. Seninle konuşacak başkaca lafım da yok. Çok sert çıkmışsınız Şengül. Ya ne yapsaydık Hayriye? İş iyice çığırından çıktı. Bir tavır almamız gerekiyordu. Ama bu kızın hayatı Şengül. Kararı onun vermesi gerekir, sizin değil. Biz bir yaştan sonra çocuklarımıza karışamayız. Bak hiç yoktan kötü olacaksınız. Evlenmek istiyorum dedi, hiç karşı çıkmadık. Ama hayatının hatasını yaptı işte, gördün. Bundan sonra biz konuşacağız, o dinleyecek. Sehpaların tozunu almayı unutmayın kızlar. Koltukların minderlerini de iyice silkin. Siz hiç meraklanmayın Rüksan Hanım. Vallahi burayla işimiz bitince siz bilen tanıyamayacaksınız. Hele temizlik bir bitsin. Bal döküp yalayın o zaman Rüksan Hanım. Hadi göreyim sizi kızlar. Sağ ol yavrum. Eline sağlık. Afiyet olsun anneciğim.
Bugünleri de gördüm ya. Ölsem de kalmayayım. Ah, canım yavrum. Yıllardır bu anın özlemiyle yanıp durdum ya. Kaybettiğimiz yılları telafi edecek çok zamanımız var anne. Canım yavrum, kızım. Canım kızım. Allah. Allah'ım sana şükürler olsun. Daldınız gittiniz Yüksel Hanım. Efendim? Daldınız diyorum. Nerelere gittiniz öyle? İyi misiniz? İyi, iyiyim. İyiyim. Merak etme. Bak, burada fabrikanın adresi var. Seni bekliyorlar zaten. Allah razı olsun Zinet Hanım. Allah ne muradınız varsa versin inşallah. Size borcumu nasıl öderim bilmem gayrı. Zeynep'i okula yolla benim için yeter. Ama bana bu konuda söz ver. Söz göndereceğim. Hem vallahi da hem billahi de göndereceğim. Ben istemem mi onun okuyup kendi hayatını kurtarmasını. Şimdi izin verirseniz ben kalkayım. Bir an önce fabrikaya gideyim. Tamam Fatma. Al bakalım. İyi günler. İyi günler. Çok mutlu görünüyordu. Evet. Umarım onun için bir şeyler yapabilmişizdir. Yaptınız Zinet Hanım, yaptınız. Vallahi sizin enerjinize ben bile şaşırıyorum. Gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Birbirimizin kuyusunu kazıp durmaktansa yolunu düzeltmeye çalışsak hiç çukur olmaz. Böyle olunca da kimse düşmez. Benim hayat görüşüm bu Erhan Bey. Arazinin fiyatı da yok. Sen de git gör. Kararımızı verelim. Ona göre bütçe çıkalım. Tamam baba. Şimdi gider konuşalım. Kimran. Reyhan'la aranız nasıl? Ailesi res çekmiş. Sen? Ben kararını bekliyorum. Sen sakın res çekme. Ona destek ol. Kız zor durumda. Elimden geleni yapıyorum baba. Hadi görüşürüz. Ethem Bey'e baktım ben ama... Aşağıda görmedin mi? Yok görmedim. Neyse gider bakarım şimdi. Sana kolay gelsin. Türker. Efendim? Akşam yemeği borcum baki. Unutmuş değilim. İstersen bu akşam bana uygun. Bana da uygun. Tabii. Reyhan bir vukuata karışmayacaksa rahat rahat çıkabiliriz. Hayır yani yine bölünmesin yemek. Tamam. Ben ona tembih ederim. Akşam 8 uygun mu? Tamam. Seni gelip alırım. Hadi görüşürüz. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım doktor bey. Ben buraya göz muayenesi için gelmiştim. Ama beni buraya sevk ettiler. Endişelenmeyin. Sadece işimizi sağlama almaya çalışıyoruz o kadar. Sadece gözlerim buğulandıydı. Öncelikle bir beyin tomografisi çekelim, gerisine sonra bakarız. Beyin tomografisi mi? Buna gerek var mı gerçekten? Hemen korkmayın canım. Bunlar rutin uygulamalardır. Siz öyle diyorsanız. Niye zahmet ettin kız? Ne gerek vardı hediye eşince? Emirhan'ın eve çıkmasını sana borçluyuz Hanife Hanım. Küçük de olsa bir hediyeyle teşekkür etmek istedim sana. Sağ ol kızım. Çok güzelmiş. Güle güle kullan Hanife Hanım. Öyle abartılacak bir şey değil. Olur mu kızım? Gönülden gelen her hediye insanın yüreğine değer. Sağ ol, var ol. Yapabileceğin başka bir şey olursa çekinmeden söyle. Ailemi, Ethem'i hoş tut. Onların başında ol, bana yeter kızım. Ana! Neredesin ya? Sen?
Ne arıyorsun sen burada? O nasıl söz oğlum? Rüksan'la karşılıklı birer kahve içmek için nedeni mi ihtiyacımız var? Ben ne zamandır konağa gelemiyordum. Sağ olsun o geldi. Fena mı yaptı yani? Ne bileyim ana. Birden şaşırdım işte. Sen senelerdir gelmezdin bu eve. Ben de kalkıyordum zaten Ethem. Evde yapacak işlerim var. Evde görüşürüz. Allah'a ısmarladık Hanife Ana. Güle güle kızım. Arayı açmadan gene gel. Vallahi ben size gösteriyorum ama burası satıldı. Satıldı mı? Hı hı. Tamam. Bu kadar büyük araziyi kim aldı? Buralı değil. İstanbul'dan bir kadın gelip aldı. Hatta burada organik tarım yapmayı düşünüyormuş. Organik tarım mı? Tanıyor muyuz kadını? Yok, yabancı. Hatta İbrahim Dinçer'in fabrikasına da talipmiş. İbrahim Dinçer fabrikasını mı satıyor? Vallahi söylendi. Orasını bilemem. Kim bu kadın? Tanımam ama neredeyse değerinin iki katını peşin ödedi. İşte yorgunluk kahvende geldi. Sağ ol Hayri. Evi görsen çok güzel oldu. İnşallah Reyhan da beğenir. Rüksan. Hı. Şengül buradaydı senden önce. Kıza res çekmişler. Ya İmirhan ya biz diye. Ama neden? Ya çektiği sıkıntı yetti diyorlar. Çocuklar barışmak istiyor. Vallahi Şengül çok kararlıydı Rüksan. Bir şeyler yap Hayri. Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişken olmaz böyle. Ben elimden geleni yapıyorum. Ama galiba ipler kopmak üzere. Canım. Koray. 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 Bu ne tesadüf? Tesadüf mü? Unuttun galiba. Benim burada bir atölyem var. Tamam, itiraf ediyorum. Belki biraz önceden hazırlanmış bir tesadüf. Bak bu daha doğru oldu. Ne haber, nasılsın? Seni görünceye kadar fena değildim. Ama şimdi harikayım. Ya ben geçen seferki kabalığım için özür dilemek istedim. Sana hala bir sinema borcum var. Ve ben boşluk almaktan hiç hoşlanmam. Ne dersin, sinemaya gidelim mi? Seve seve. Ne zaman? Benim işim bitti. İstersen hemen gidelim. Günüm her geçen an daha da güzelleşiyor. Dükkanı kapatıp geliyorum o zaman. Bekle. Bekliyorum. Kadın Dinçerlerin fabrikasına da talip olmuş. Bölgede organik tarım yapacakmış. Dinçer satmaz fabrikasını. Enteresan şeyler oluyor burada. Biz işimizi sıkı tutalım da. Ben bu kadını bir araştırayım bakayım. Kimmiş, neyin nesiymiş? Bir araştır bakalım. Bir bu eksikti hani. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hah? Öldürdün beni meraktan. Saatlerdir yoksun. Hani gözlüğün? Yapılıyor canım. Merak edilecek bir şey yok. Birkaç güne kadar alacağım. Ne biçim iş bu? Aynı gün veriyorlar İstanbul'da. Burada kural böyleymiş. Karıştırma o kadarını. Alışmışız İstanbul'a. Buranın her şeyi bir garip geliyor Hasan. Sen doğma büyüme buralısın Şengül. Ne demek garip geliyor? Buralıyım ama burası bana hiç uğur getirmedi. Neyse.
Nasıl buldun filmi? Beğenmedim. Ya sen? Ben de pek beğenmedim. Aslında ben o eski Türk filmlerini çok özlüyorum. Hani Münir Özkullu, Adile Naşit'li. Ben de bayılırım o filmlere. Hani bu ikisinin turşucu oldukları bir film vardı. Ha. Neydi onun adı? Neşeli Günler. Hah. Çok komikti. Yok turşu en iyi sirkeyle mi yapılır, yok limonla mı yapılır diye kavga edip ayrılırlar. Çok matraktır ya. Bir de bizim aile vardı. Sen onu bilir misin? Bilmem mi? Üçer çocukla evlenirler hani. Aynı evde yaşamaya başlarlar ama çocuklar bir türlü anlaşamaz. Ama sonunda bir aile olmayı başarırlar. Kalabalık ve mutlu bir aile. Gerçi her kalabalık aile mutlu olamıyor ama neyse. Şimdi hiç girmeyelim bu konulara. Keşke televizyonda verseler de izlesem. Konuştukça izleyesim geldi vallahi. Rüksan. Efendim. Senin bugün Hanife Hanım'da ne işin vardı? Ne demek canım o? Yol üstündeydi, uğramak istedim. Sen Hanife Hanım'a ne zamandır geçerken uğruyorsun? Güldürme beni. Yaşlı kadın o Ethem. Uğrayıp sağlığı yerinde mi diye bakmak istedim. Senin en değer verdiğin insana ben de değer vermek istedim. Bak Rüksan. Benden gizlediğin bir şey varsa şimdi söyle. Eğer ben fark edersem bedelini ödeyemezsin. Senden ne saklayabilirim Ethem? Peki. Dediğin gibi olsun. Şimdi hakikaten de Emirhan ayrı eve mi çıkıyor Nuriye? Vallahi öyle görünüyor. Ethem Bey'in böyle bir şeye nasıl izin verdi aklım almıyor vallahi. Benim de aklımın almadığı şeyler var ama dur bakalım Mehmet. Ne dedin Nesli'm? Hiç anlamadım. Sana demedim Mehmet. Bana dedi. Bizim aramızdaki bir mesele. He. Hem senin neyin var bugün Nesli'm? Gün boyu asıktı suratın. Özel bir şey yok. Her zamanki şeyler işte. He peki. Vakit de geç oldu Mehmet. Hadi kahveler içelim de... Arkadaşlar bekler kahvede. İyi olur hadi Şen abi çıkalım. Hadi Nuriye'm. Çıkalım fazla gecikmeyelim. Arkadaşını merakta koymak yazmaz bizim kitabımızda. Tabii. Tabii tabii. Arkadaşlarınızı bekletmeyin deyuslar. Bu gece çok kan akacak. Çok. Yürü kız düş önüme. Baba Okan'ı neden işten çıkardı? Nereden çıktı şimdi bu birden? Bugün onu gördüm de. Bizim orada bir restoranda garsonluk yapmaya başlamış. Garsonluk mu? Ne var bunda canım? Yapabilir. Hani asker arkadaşın ne oluyordu? Sana emanetti. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum baba. Yani onu öyle görünce çok şaşırdım. Konuştunuz mu? Böyle ayaküstü. Bir şey söyledin mi? Yok. Yani neden işi bıraktın dedi. Kaçamak cevaplar verdi. Sahi ne oldu aranızda baba? Hiçbir şey olmadı. İşi bırakmak istediğini söyledi ve bıraktı. Hepsi o kadar. Baba, biraz konuşabilir miyiz? Tabii Şükran. Ne vardı? Ev konusu baba. Ben bütün gün düşündüm. Bence bana haksızlık ediyorsun. Bu evde Emirhan'ın her istediği yapılıyor ama... ...iş bana gelince sanki bir beslemeymişim gibi davranılıyor. Şükran. Yahu bir kere de sözünün nereye gittiğini düşünerek konuş be. Yalan mı yani? Bak... Ben de ayrı eve çıkmak istiyorum ama sen beni konuşturmuyorsun bile.
evden mi çıkmak istiyorsun Şükran? Hı hı. Tamam. Çık. Kocanı da al. Nereye istiyorsan oraya git. İstersen fabrikadan da ayrılsın kocan. Ne halin varsa gör. Canım. Ne yapıyorsun sen burada tek başına? Düşünüyorum. Bir karar verebildin mi? Sen şimdi bunu düşünme. Hadi git Türker'le yemeğin tadını çıkar. Güzel olmuş muyum? Çok. Hadi çocuğu ağaç etme. Tamam. Gidiyorum. Hadi bay bay. İyi eğlenceler. Sağ ol canım. Pınar Hanım? Fabrikadan tanıdığım Pınar Hanım siz misiniz gerçekten? Ya mahcup etme beni. Peki. Restoran yakın olduğu için atımı getirmedim bileydim. Sizinle yürümek de zevktir şövalye. Sizinle konuşmak istiyorum. Söyle kızım. Ben bir karar verdim anne. Ben tüm bu olanlara rağmen Emirhan'ı seviyorum. Başımıza gelenleri bir sınav gibi görüyorum. Çok sınandık. Ama sevgimizi yitirmedik. Siz de eğer beni gerçekten seviyorsanız destek verirsiniz. Ama şunu bilin. Ne olursa olsun kararımdan dönmeyeceğim. Bu kapıdan çıkarsan gelme Reyhan. Ben elimden geleni yaptım anne. Sonra gelip beni alır mısın? Canım sen iyi misin? Ne olur soru sorma. Yarım saat sonra gel beni al. Tamam bir tane. Zahir Şükran nerede? Az önce yediği fırçadan sonra bu gece görünmez artık. Bildan. Ne oluyor Ethem, bana da anlatsanıza. Yok bir şey Rüksan. Vildan'ı bilmez gibi konuşma Allah aşkına. Aklınca komiklik yapıyor işte. Ya çok komiyimdir ben. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar oğlum. Gel otur şöyle. Yok anne. Ben çıkıyorum. Bu saatte nereye? Reyhan aradı. Onu almaya gidiyorum. Oradan da Akyaka'daki eve gideceğiz. Çok sevindim canım benim. Ben biliyordum zaten böyle olacağını. Baba,
senin yolun. Döneceğim. Kendine iyi bak. Sen de. Uf, öldüm vallahi Şükran. Kaç saattir müşterilerle yemekteyiz? Kafam kazan gibi oldu vallahi. Nasıl yorgunum bir bilsen. Şükran? Senin neyin var canım? Şükran? Yok bir şey. Hadi hayatım, ben seni tanırım. Olmuş bir şey. Hadi söyle, ne oldu? Babamla atıştık. Yine ne oldu? Ne olacak? Al kocanı da istediğin yere git dedi bana. Babam öyle bir şey söylemez Şükran. Abartıyorsundur bence biraz. Abartıyorumdur ha? Babam gözlerimin içine bakıp kocan işe yaramaz adamın biri diyor. Onu da al istediğin yere taşın diyor. Ve ben abartıyorum ha? Yazıklar olsun Kerim. Gerçi adam haksız da değil. Bu aileye geldiğinden beri bir varlık gösteremedin ki. Adam seni ne yapsın ha? Benim kocam olmasam bu işi rüyamda görürdüm. Yeter be Şükran yeter. Her gece senin dırdırını dinlemekten bıktım artık. Ne halin varsa gör. Ben gidiyorum. Böyle olsun istemezdim. Ama verdiğim karar için üzgün değilim. Hoşçakalın. Bunca emeğin karşılığı bu mu olacaktı kızım? Teşekkür ederim. İstersen. Lütfen böyle ağlama. Konuşacak bir şey yok Emirhan. Ne olur daha fazla büyümesin. Hadi gidelim. Sana dedim yine vukuat var. Reyhan rahat durmamış. Ben içeri girince hesap sorarım ondan. Ben çok eğlendim. Bunu sık sık yapsak seni boğar mıyım? Bilakis. Memnun olurum efendim. Hmm. Size iyi geceler. Size de mileydim. Şimdi abla? Ne bileyim Neslim. Benim de aklım karıştı iyice. Ay abla. Adamlar da bizim için çalışıyor vallahi gecenin bir vakti. Ay biz de neler düşünüyoruz onlar hakkında. Ay vallahi çok utandım he. O mektup neydi o zaman Nesli? Ay orasını ben de bilemiyorum vallahi abla. Ama belli ki bir açıklaması var işte. Baksana ne şartlar altında çalışıyorlar.
Belki de Mehmet Ali sana abiye şaka falan yapıyor. Geç kız yerine. Ben iyice bir ikna olmadım ama dur bakalım. Yarın ola hayrola. İşte burası da yatak odamız. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel. İnanmayacaksın ama dekorasyonuyla annem bizzat ilgilendi. Gel bakayım sen şöyle. Otur. Bir tanem. Bak, zamanla onlar da senin yanında olacak. Çünkü onlar seni herkesten çok seviyor. Mutlu olmanı istiyorlar. Seni mutlu görünce de bütün kızgınlıkları gidecek. Ve bizi anlayacaklar. O zaman destek olacaklar. Sen canını sıkma. Ya affetmezlerse? Seni nasıl gözden çıkarsınlar? Sen onların göz bebeğisin. Ben de onlarla konuşurum. Biraz zaman geçsin sadece. Utanmıyorsan bulmacasını da çöz bari. Gelip yardım etsene. Sen yenisin. Bu işleri yeniler yapar. Söylenme de işine bak. Sen necisin burada? Sadrazam torunu mu? Ben kıdemliyim koçum. Zamanında biz de geçtik bu yollardan. Müşteri var. Biriniz bakın. Müşteriye baksana. Yerleri silmekten sıkıldım diyordun ya. Al işte sana yeni iş. Ulan şeytan diyor. Sen o şeytanı çok dinleme de müşteriye bak hadi. Sabahın köründe gelmeseniz olmaz değil mi? Ne istiyorsun? Otur şöyle. İşim var, ne istiyorsan söyle. İki dakika otur. İşin kaçmıyor ya. Fabrikada verdiğim işe burun kıvırıyordun ben hamallık yapmam diye. Bu iş daha mı iyi? Evet. Daha iyi. Birincisi bu işi kendim buldum. Kimsenin sadakası değil. İkincisi senin fabrikanda Emirhan takım elbiseleriyle caka satarken diğer oğlunun mal yüklemesi bana pek doğru gelmedi. Emirhan bu işin okulunu okudu. Evet. Benden esirgediğim parayla. Okan. Dönüp dolaşıp aynı yere gelmeyelim. İzmir'deki arkadaşımla konuştum. İşin hazır. Boşuna konuşmuşsun. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Buradan gitme. Kimin için en doğrusu ha? Siparişin varsa söyle. Yoksa yapılacak işlerim. Tuzlu uzatır mısın abla?
Ne o? Gözlerim içine bakmayacak mısın bundan sonra? Saçmalama Vildan. Bırak da kahvaltımızı edelim. Neniz var sizin iki gündür? Ne oluyor? Ne olacak anne? Her zamanki şeyler işte. Sen bir şey söylemeyecek misin Zinet? Annem sana bir şey sordu abla. Yeter Vildan. Ukalalık etmeyi kes artık. Ne oluyorsunuz ya? Ne bu tavırlar böyle? Benim söyleyecek bir şeyim yok. Belki ablamın vardır. Afiyet olsun, ben doğdum. Ne saçmalıyor gene abla bu? Zinet, bir açıklama bekliyorum. Önemli bir şey değil anne. Koray konusunda biraz üstüne gittim galiba. Geçen gün gerildik. Dedim ya, önemsiz bir şey. O da bulmuş bunu ya. Koray o müze müdürü olacak adamdan kat kat üstün. Ama benim kardeşim de onu görecek göz nerede? Aklı bir karış havada valla. Tamam Şükran, uzatmaya gerek yok. Ne dedim ki ben şimdi? Ben de duydum. Afiyet olsun. Sana da yavrum. Bu işi daha fazla uzatma. Kardeş arasında böyle gerginlik hoş değil. Merak etme anne, biz hallederiz. Zamana ihtiyacım var. Ne olur anne. Bu kadar üstüme gelme. Yeter artık Şengül. Ağlayıp durma. O seçimini yaptı. Sana yüz çeviren çocuk için neden ağlıyorsun? Hata yaptığını bilmiyor Hasan. Kazık kadar o. Hata yaptığını çok iyi biliyor ama işine gelmiyor. Ben gidiyorum. Kahvaltı yapmadın Hasan amca. İstemez. Şengül teyze. Biliyorum ne desem boş. Üzeceksin kendini. Ama ne olur bırak Reyhan da yaşasın hayatını. Bugüne kadar yaşadığını gördük. O bize yaptığı haksızlık. Aman, prenses uyanmış. Sizi şöyle alalım. Şöyle buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Şöyle oturalım. Evet. Bu kahvaltılıkları nereden buldun sabahın köründe? Dur bir dakika, dur. Önceden aldın. Benim geleceğimi biliyordun öyle mi? Vurmasa mı? Niye vuruyorsun? Dur ya, yapma. Dur. Size adam gibi soruyorum. O mektup ne demek oluyor? Hangi mektup? Sakın hangi mektup deme Mehmet. Yemin ediyorum bozuşuruz. Demedim Nesli'm, demedim. Hadi bakalım açıkla Mehmet Efendi. Şimdi öyle mi olduk Alişan'a? İki dakikada satıyorsun bakıyorsun beni. Kim o mektup yazdınız garılar? Ha? Ha? Tövbe ekmek musaf çarpsın kadın yok yenge. Yoksa mektup yazdığınız erkek mi Mehmet? Erkek. Ne? Başımıza gelenlere bak abla. Yapma Nestim, yok sen yanlış anladın beni ya. Tövbe ya Rabbim ya. Bakın. Size 10 saniye mühlet veriyorum. Açıkladınız, açıkladınız. Yoksa yemin olsun bir daha yüzümüzün en göremezsiniz ha.
Yeterse yeter. Ben anlatıyorum kardeşim, kusura kalma. Şimdi biz dükkan açmak için para kazanmaya uğraştık ya. Orada da çok yorulduk. O arada da Levent Salağan'ı bulduk. Hakime'ye mektup yazmış, bize verdi. Biz de Hakime'nin ağzından ona cevap yazdık. Bu arada da işte çalıştırıp durduk. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun Aleksan abi. Nerede benim ben de yok onda be. Mektuplarımı verin. Onda be, onda be. Mektuplarımı ver, ver mektuplarımı. Yok tamam burada, bağırma. Al kardeşim, al. Yani siz şimdi dükkan açmak için mi çalışıp durdunuz? Ben orayım. Size bir gün yüzü gösterebilmek için çalıştık işte. O kadar korktum ki Mehmet beni aldatıyorsun diye. Ya o nasıl söz Nesli'm ya? Ben o kadar gansız mıyım? Bundan sonra gece çalışmak falan yok ha. Biz böyle mutluyuz salaklar. Sizi göremedikten sonra biz ne yapalım parayı neyim? Ne yaptın ha? Ben de seni arıyordum. Şunu alsana. Peki efendim. Buyurun efendim. Diyorum ki eğer akşam uygunsan yemeğe çıkalım. Ne dersin? Konuşmak istediğim bazı şeyler var. Tabii tamam. Olur. Aynı saatte. Hı hı. Sana kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo Reyhan. Canım. Türker benden hoşlanıyor. Türker benden hoşlanıyor. Akşama benimle konuşmak istediği şeyler olduğunu söyledi. Çok sevindim. Akşam ondan ayrılır ayrılmaz beni arıyorsun. Bak meraktan çatlatma. Tamam ararım. Sen nasılsın? Ben iyiyim de annem nasıl? Zamanla iyi olacaklar. Güven bana. Hadi hoşça kal. Kerim. Biraz konuşabilir miyiz baba? Tabii. Geç otur şöyle. Ne bu halin? Baba, eğer kabul ederseniz ben istifa etmek istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Burada işe yaradığımı düşünmüyorum Ethem baba. Sadece Şükran'ın eşi olduğum için yanınızda çalışmaya devam edemem. Neler diyorsun sen Kerim? Şükran'la konuştum baba. Evden ayrılabileceğimizi söylemişsiniz. Benim de işten ayrılabileceğim. Şükran hamile. Ne yaptığını bilmiyor. Ya Emirhan'dan sonra burası sana emanet Kerim. Bütün hesaplar senden soruluyor. Güvenmesem sana bu kadar teslim eder miyim işi? Ha? Sen de benim oğlum sayılırsın. Şükran'ı ikna et. Aklını başına toplasın. Biz bir aileyiz. Hep birlikte olacağız. Bir daha da böyle şeyler duymayayım senden. Ha? Anlaştık mı? Anlaştık baba. Hadi sağ olun. Teşekkür ederim. Ah Şükran, ah. Neden gelip bana her şeyi olduğu gibi anlatmadın Levent? Utandım Hakime. Sana söz verdiğim o hayatı sağlayamayacağım için utandım. Ben senin sevdiğin o adam değilim artık. Yanılıyorsun. Sen tas tamam benim sevdiğim o adamsın. Sahi, beni hala seviyor musun? Eskisinden de çok. Göreceksin bak. El birliği yapıp her şeyin üstesinden nasıl da geleceğiz. Sen yanımda olduktan sonra yenemeyeceğimiz zorluk yok. Birbirimize kavuştuk ya. Gerisi nasıl olsa hallolur. Beraber çalışıp öderiz borçlarımızı. Seni çok seviyorum Hakime. İyi ki varsın. Ben de seni seviyorum. Hem de çok 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 seviyorum.
Benim beklediğimden iyi gidiyoruz. Vakfa yapılan bağışlar şaşırtacak kadar iyi. İnsanlara doğru hedefler gösterdiğiniz zaman ellerinden gelen yardımı yapmaktan kaçınmıyorlar. Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz he? Karımı da kızımı da elimden aldınız. Durun Hamit Bey, biraz sakinleşin. Ne sakinleşmesi lan? Karımı da işe sokmuşsunuz zaten. Kimden izin aldınız he? Kimden? Bizden yardım isteyen karınızın kendisi. Bu şekilde davranarak bir yere varamazsınız. Bunlar hep sizin başınızın altından çıkıyor değil mi? Terbiyesizleşmeyin. Terbiyesizleşirsem ne olur lan? Durun, ne yapıyorsunuz? Bu iş burada bitmez. Erhan Bey. Daha karım olacak, o kadınla da görüşecek. Erhan Bey durun, ne olur. Öyle kendi başına iş yapmak neymiş, göstereceğim ona. Git buradan. Sakin ol. Geçin otur. Ne misiniz? Hay Allah ya. İyi miyim? Röntgenlerde beni endişelendiren bir şey bulduk. Arter zemini sakatlığı. O ne demek doktor bey? Beynin içinde anormal büyümüş ve dolanmış kan damarları. Baş ağrılarınız olur mu? Evet. Ama ağrı kesici alınca geçer. Peki baş dönmesi, bulantı, mide bozukluğu? Hayır. Görüş alanında dalgalanma olur mu? Bazen. Baş ağrılarınız kafanızın belli bir tarafında mı yoğunlaşır? Evet. Genelde sol tarafta. Hı-hı. Sizinle açık konuşacağım doktor bey. Sizin de benimle açık konuşmanızı istiyorum. En kötü ihtimal nedir? Henüz kesin konuşmak için çok erken. Doktor, lütfen. Bu benim için çok önemli. Beyindeki her damar sakatlığı semptomlu değildir. Ama bazılarında kanama oranı yüksektir. Yani felç olabilirim. Şöyle söyleyeyim. Felç veya kriz riskiniz diğer insanlardan biraz daha fazla. Acıyor. Evet. Ama bunu yapmazsak iyice şişecek. İsterseniz bir doktora gidelim. Yok canım, daha neler. Altı üstü bir şişlik. Ha şey, siz beni bırakın da Ethem'i arayın. Adam kesin fabrikada rezalet çıkarmaya gidiyordur. Haklısınız. Hemen arayın. Alo baba. Biliyorum biraz tatsız bir olay ama... dün işe aldığın kadının kocası fabrikaya geliyor galiba. Buraya geldi, tartıştık biraz. Ben hallederim, merak etme sen. Tamam, sağ ol. Arka tarafta kasalar var. Onları da içeri taşı. Sabahtan beri ben çalışıyorum. Onları da sen taşı. Ben bu restoranın şef garsonuyum. Kasaları sen taşıyacaksın. Yeter be. Benim alnımda enayi mi yazıyor? Şef garsondan şikayetçiyim. Ne oldu ki? Bütün ağır işleri bana yaptırıyor. Kendisinin bir şey yaptığı yok. İşe girerken ne iş olsa yaparım demiştin. Ne o? Şimdi iş mi beğenmiyorsun? Hayır ama... Hadi öyleyse işinin başına dön. Sana ne söyleniyorsa onu yap. Tabii efendim. Nisa, nasılsın? Nasıl olabilirim? Nisa, uzatma. Gel, evimize gidelim. Kararım kesin İbrahim. Buradan gitmeye karar verene kadar bekleyeceğim. Yok eğer gitmem dersen ben gidiyorum. Nisa, çok düşündüm. Burası artık bana da acı veriyor. Her yer kızımın hatırasıyla dolu. O yüzden buradan gitmeyi ben de istiyorum. En doğrusu bu. Yarın sabah mahkeme var. Sonuç çıktıktan sonra işlemleri hızlandıracağım. Yine mi mahkeme? Kızımın adını temizlemeden şuradan şuraya gitmem. Yürü. Çık
dışarı gidiyoruz. Peki. Bırak. Ne yapıyorsun kardeşim? Bırak. Bıraksana kadın. Kocasıyım ben, çekil. Yürü kız. Bırak. Ne oluyor burada? Yürü dedim. Dedim. Dağ başı mı burası? Bırak kadının kolunu. Hadi sen de işinin başına dön. Gel seninle konuşalım biraz. Otur şöyle bakayım. Otur otur. Anlat bakalım adam gibi. Derdin ne senin? Ne istiyorsun kadından? Ben seni bilirim beyim. Sana karşı bir saygısızlık etmek istemem. Kızını okula göndermiyor musun? Olur mu beyim? Göndermek istedim ben de. Ama parasızlığın canı çıksın. Elde yok, avuçta yok. Bırak bu lafları. Şimdi beni iyi dinle. Karın burada çalışacak. Kızın da okula devam edecek. Anladın mı beni? Anladım beyim. Bak. Eğer eşkıyalık yapmaya kalkarsan karışmam. Tövbe beyim. Beyim, bana da bir iş ayarlasan. Ben de karımın yanında çalışsam. He beyim, olmaz mı? Tamam. Bakalım bir şeyler ayarlamaya çalışırız. Allah senden razı tamam, olsun tamam. Beyim. Allah tuttuğunu altın etsin beyim. Tamam, hadi bakalım. Sağ ol beyim. Ozan bunları açtı. Peki artık. Zeynep abla. Kolay gelsin. Ah, sağ ol Koray. Hoş geldin. Hoş nasılsın? Bulduk. Teşekkür ederim. Ne ikram edeyim sana? Hiç vaktim yok. Teşekkür ederim. Samimiyetine sığınarak geldim Zeynep. Senden bir ricam var. Yapabileceğim bir şeyse tabii. Bu gece vakfın bahçesi lazım bana. Bir projem var. Yazlık sinema. Bildan için. Yardım eder misin? Zevkle. Neymiş bu? Hasan, neyin var? Yorgunum biraz Şengül. Baş ağrısı. Sabahtan beri böyleyim. Reyhan'a sıkıldım tabii, ondan herhalde. Ama ilaç aldım, geçer. Ben de iyi değilim. Şöyle biraz çıkayım, boğuluyorum Hasan. Ben hemen dönerim. Tamam. Kolay gelsin. Aa Koray. Hemen gidiyorum. Çok kısa bir şey söylemek için uğradım. Akşama sakın bir plan yapma, sana sürprizim var. Sürpriz ama... Aa kaçtım ben. Akşama görüşürüz. Ama... Emirhan'dan izin alıp erken kaçtım. Akşam için hazırlanacağım. Türker kesin bana açılacak Reyhan. Yoksa neden iki gece üst üste çıkmak istesin ki? Olursa çok sevinirim. Türker iyi çocuktur. Canım? Akşama vakfın bahçesinde yazlık sinema organizasyonu varmış. Zinet ablam var. Koray Vildan falan da olacak. Biz de gidelim mi? Bilmem. Bir tatsızlık olmasın. Şükran falan gelebilir. Hiçbir şey olmayacak. Güven bana. Tamam o zaman. Ben hazırlanmaya başlıyorum. Akşama görüşürüz. Tamam canım. Aşkım. Seni seviyorum. Ben de. Ne diyorsunuz? Siz de gelecek misiniz sinemaya? Geliriz tabii. Ama bir dakika. Reyhan Hanım da gelecek mi? Büyük ihtimal gelir. Ben gelmiyorum. Ama Şükran. Abla üsteleme, ben gelmiyorum. Anne sen? Bilmem ki. Babanla bir konuşayım. Ya beni nereye götürüyorsun? Adı üstünde sürpriz. Söylenmez. Peki ipucu? Gel.
Ben gidiyorum. Hadi siz de gelin. Ethem. Siz gidin kızım. Ama baba Şükran da gelmiyor. Zeynep. Gidin eğlenin canım siz. Hadi iyi akşamlar. Peki. İyi akşamlar. Nasıl? Seni yormaya başladın benim oğlum? Daha değil babası. Ama şimdiden sinyalleri veriyor. Çok aşırı olacak galiba. Yandık ki ne yandık. Annen haklı mı oğlum? Çektirecek misin sen bakayım bize? Kerim, babamla ev konusunu konuştun mu? Konuştuk Şükran. Ne zaman çıkıyoruz? Bir yere çıktığımız yok Şükran. Nasıl yani? Babam bizim bu evden çıkmamızı istemiyor. Bizim bu ailenin bir parçası olduğumuzu düşünüyor. Bence de haklı. Benim dışımda herkes haklı zaten. Beni düşünen hiç kimse yok. Allah kahretsin ya. Şükran, bak hayatım, tam tersine. Ben seni düşündüğüm için bu kararı aldım. Şurada doğuma ne kaldı ki? En iyisi bizim burada kalmamız. Bebeğimiz için de en doğrusu bu olur. Ama Kerim... Bu konu kapandı Şükran. Ben son sözümü söyledim. Hadi yerlerimize oturalım. Film başlıyor. Margot. Bak ne güzel değil mi? Düşündüm de burada Reyhan'dan sonra en iyi anlaştığım kişi sensin. Malum Reyhan'la da görüşemiyoruz. O yüzden bunu seninle konuşmak istedim. Dinliyorum. Benim çok hoşlandığım bir kız var. Ama ona nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Burada üniversitede okuyor. Bana yardım eder misin? Hı? Ben mi? Lütfen. Dosyayı inceledim. Anladığım kadarıyla davalı tarafında DNA testi yapılmasına bir itirazı yok. Hayır Sayın Hakim. DNA testinin yapılmasını müvekkilim de istiyor. O zaman davayı söz konusu testin yapılabilmesi için davacı İbrahim Dinçer'in torununun mezarının açılması ve gerekli DNA örneğinin alınabilmesi için 2 hafta sonrasını erteliyorum. Torununun mezarını açmak mı?
Buna asla izin vermem. Bebeğimin gözünü açtırmam. Bunu sen istedin Emirhan. Al, şu tabakları yerine kaldır. Sen kaldır. Benim işim var. Benim de işim var. Senin işin olmaz. Senin işin bu. Yaptığını gördün mü? Ben mi yaptım? Hadi oradan be Denyo. Ağzını bozma. Bozarsam ne olur? Ha? Ne olur? Seni benimle uğraşmaman konusunda uyarmıştım. Ne oluyor burada? Bana yumruk attı patron. Doğru mu bu? Doğru ama önce o... Tamam, bu kadar müsamaha yeter. Kovuldun. Kovuldum mu? Önünü çıkar, çık git. Sen kimi kovuyorsun be? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yo, bilmiyorum. Kimsin sen? Bilmiyorsunuz tabii. Kimse bilmiyor. Ama herkes öğrenecek bundan sonra. Hepiniz benim kim olduğumu öğreneceksiniz. Önce sen öğreneceksin Ömer Hanefendi. Önce sen. Canım. Yeter bu kadar mayışmak. Şımarık. İşe gitmem lazım. Ya biraz daha kal. Ya babamla papaz olacağız senin yüzünden. Bak söylemiştim sana. Efendim baba. Ya saat kaç oldu yoksun? Yo, işleri devrettin de haberimiz mi yok? Geliyorum baba, uyuyakalmışım. Emirhan, çık dışarı! Emirhan! Çık dışarı! Çık dışarı! Emirhan? Dinçer mi o? Bir dakika. Emirhan! Emirhan! Bunu ödeyeceksin demiştim. Ne oluyor? Sana beni zorlama demiştim. Sen benim kızımı, torunumu aldın. Emre ne oluyor? Ben senin canını alacağım. Kendine gel Dinçer. Ben bir şey yapmadım. Sen benim kızımı öldürdün. Ne oluyor ya? Emirhan! Bırak! Bırak! Emirhan! İnsan umutlarıyla yaşar.